Evet sevgili seyirciler, bir spor özel programında beraberiz. Bugün stüdyomuzda Kayseri'nin medarı iftarı, efsane boksörümüz Ali Hasetçi var. Ali Hasetçi hocam yıllarca boksa hizmet etti. Kayseri'ye birçok Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları, birçok şampiyonluklar kazandırdı. Aynı zamanda da birçok şampiyon sporcunun yetişmesine de vesile oldu. Ben sözü uzatmadan hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizi tanımak isteriz. Buyurunuz efendim. Efendim 1957 Kayseri doğumluyum. Endüstri Meslek Lisesi'ne kadar geldikten sonra Endüstri Meslek Lisesi'nde spora boksa orada başladım. Orada yani spor okulun ve okul sporlarının önemini buradan bir daha vurgulamak istiyorum. Biz orada başlayıp orada yetiştik. Şimdiki gençlik eğer okullarda daha etkin, daha gayretli olur da onlar spora teşvik edilirse daha etkin, güzel gençlik, internetten vazgeçmiş, gerçek hayatın arkasında koşan gençlik gelir diye tavsiye ediyorum, düşünüyorum. Allah razı olsun. Sanat okulunda boksa başladınız. Evet, sanat okulunda başladım. Orada okullar arası şampiyonalara katıldınız. Devamını sizden demek isteriz. İlk önce Kayseri şampiyonası yapıldı. Okullar arası Kayseri şampiyonu oldum. Hemen çok kısa bir süre içerisinde. Sonra önce okulun içinde zaten okulda seçme yapıldı. Okulun 51 kilo boksör o zaman kim olacak? Okulu kim temsil edecek diye. Okulda biz onu geçtik o imtihanı. Daha sonra Kayseri şampiyonasına katıldık. Kayseri şampiyonu olduk 3-4 maç yaparak. Ondan sonra gruplar için İskenderun'a okulda şampiyon olanlarla birlikte İskenderun'a gittik. İskenderun'da grup şampiyonu oldum. Arkasından grup şampiyonları Türkiye şampiyonasına davet edildi okul arası. Türkiye şampiyonu olunca kendimi otomatik olarak boksun içinde buldum. Lise 1'de başladınız. Lise 1'e giderken evet. Başladınız. Lise 1. sınıftayken liseler arası şampiyonada şampiyon oldunuz ama orada bir çok önce bir nüans var. Biraz önce söylediniz. Sanat okulunda okul seçmesi yaptık dediniz. Ya bu muhteşem bir şey. Şimdi biz okullardan Ersiklet'te bir eleman bulunması konusunda problem yaşarken ta 1975'lerde siz sanat okulundan sanat okulunun içerisinde sanat okulunu temsil edecek sporcu seçmesi yapabiliyor. Muhteşem bir şey. Çok güzel. O dönemin yöneticilerini gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir sistem oluşturmuşlar. Hamdolsun. O dönemde buradan Yahya Ağırbaş, Şemsettin Atasun, yani ismini hatırlıyorum, Kemal Uğurlu, o dönemde yani biz daha yeni başladığımız dönemde ilk elini uzatanlar, özellikle sanat okulunda Yahya abiler, Şemsettin abiler bizim elimizden tuttular ve onlarla beraber biz hakikaten bir de hatırlar mısınız biliyorum bilemiyorum ama özellikle boksta sanat okulu, güreşte İmam Hatip Lisesi, evet. Baskette bizim kolej. Kolej. Çok Kayseri Lisesi, Kayseri voleybolda Koleji. Öylesine çok yoğundu değil mi? Futbolda da Kayseri Lisesi. Aynen. O kadar etkindi. O dönemin öğretmenlerini, o dönemde bize yardımcı olan büyüklerimizi hayırlı anıyorum. Ölenlere rahmet, yaşayanlara da hayırlı ömürler diliyorum. Allah razı olsun. Hocam siz sanat okulunda okurken okula yani hem okulla birlikte sporu götürdünüz. Çok da güzel şampiyonluklar elde ettiniz. Arkasından gençler takımına katıldınız. Sizin o dönemde işte 75, 76, 77, 78'li yıllarda birçok siyasi olaylar oluyordu. O arada siz sportif faaliyetlerin faydasını gördünüz mü? Bu fikirsel olaylarda ve anarşi durumunda nasıl kendinizi kolladınız? Onu da öğrenmek isterim. Allah razı olsun. Şimdi efendim o dönemde ben burada yine hayırlı anıyorum. Elimizden tutan, antrenörümüzü yapan Mustafa Ünal ve Garip Erkuyumcu hocalarımı, Garip Erkuyumcu hocam vefat etti, Allah rahmet etsin. Onlar bizim elimizden tuttular. Hakikaten bize hep sahip oldular. Ve bizim çalıştığımız sporcularımıza da
hiçbir aşırılığa kaçmamak konusunda bizi uyarırlarken, bu arada Allah bize vesile olanlardan razı olsun, Milli Türk Talebe Birliği ile Akıncılar Derneği ile tanışma fırsatı buldum. Evet. Buradan da yine Bekir Yıldız, eski belediye başkanımız, belki ya Kocaeli'den belediye başkanımız Bekir Yıldız'ı da hayırlanmak istiyorum. Çünkü o da bize Milli Türk Talebe Birliği döneminde bayağı destek oldu. Her konularda yani bize şunu anladık o zaman. Hayra destek, şerre fren olacaksınız. Evet. Bizim görevimiz insanları kırmak, insanları öldürmek değil, yaşatmak, faydalı olmak. Ah. Hem ümmete, hem millete, hem devlete, her yerde, hem ailemize yaraşır evlat olmak. Bunun ruhu bize verildi bu şeyde. Dolayısıyla biz hep bulunduğumuz yerlerde hep kırmak yerine yapmayı, öldürmek yerine yaşatmayı önde tuttuk elhamdülillah. Yani bize bu konularda destek olan, elimizden tutan, yine rahmetli olan Mustafa Sağlam ağabeyimize, Zeki Soyak hocamıza, evet, yani burada hayır anmadan geçemem, hep hayrı öğrettiler çünkü. Allah razı olsun. Sportif faaliyetler bir taraftan devam ederken, böyle de Akıncılar Derneği ve Milli Türk Talebe Birliği'nde Bekir Yıldız abinin mihmandarlığında devam ettiniz. Hem ahlaki pozisyonları deruhte etmek, hem de sportif faaliyetlerinizi önde tutabilmek için gayret ettiniz. O zamanı biz biliyoruz, hatırlıyoruz ama seyircilerimizin de bilmeleri bakımından, o Türkiye şampiyonu olduktan sonra spor hayatınızda neler oldu? Ufkunuzda neler değişti? Gündelik hayatınızda neler değişti? Onları da dinlemek isteriz hocam. Şimdi benim yaşım genç, çok genç olmasına rağmen Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Evet. Zamanın dünya şampiyonu ve en çok sevilen ve bilinen boksörü Kemal Sonur'la karşılaştım. Evet. O karşılaşma bizim spor hayatımızda büyük bir değişikliğe vesile oldu. Evet. Oradaki bendeki o kabiliyeti, o şeyi gören otoriteler üzerimde daha çok durmayı, daha çok ilgilenmesi gerektiğini hissettiler. Ve bizi büyüklerde de oynamama rağmen daha sonra Gençler Balkan Şampiyonası'na götürdüler. Allah bize orada istel marşını çaldırmayı, okutmayı, binlerce insanı ayağa kaldırmayı, elhamdülillah, orada bize o marşı dinletmeyi nasip etti. Yani onun duygusunu, inanın ne zaman, şu anda bile, ne zaman istel marşı okunsa tüylerim diken diken olur. Evet. Aklıma hemen o dönemdeki yaşadığım o İslam Marşı'ndaki heyecan, o ruh, hiç kaybetmedim onu. Bambaşka, o bambaşka bir şey. Aynen. Ya İslam Marşı okutmanın ruhu başka. Tarif oldu mu olmaz bu. Aynen. Allah razı olsun, o dönem 1977 dönemi. 76-77 evet. Evet, siz Gençler Balkan Şampiyonu oldunuz. Kayseri'ye geldiniz, hatırlıyorum. Vali Bey, belediye başkanlarımız sizi askeri havaalanında uçaktan evet, karşıladılar. Evet. O Celal Sandal hocamdan sonra Kayseri'ye bir Balkan şampiyonumuz daha geldi diye. O hislerinizi nasıl söyleyebilirsiniz? Karşılanmayı anlatır mısınız? Allah razı olsun, yine rahmet anıyorum. Aydemir Doğan, belediyemizin il müdürümüz o zaman. Galip Erkuyumcu, il müdür yardımcımız. Yani inanın, o onların muhabbeti, desteği ve o dönemin belediye başkanı, valileri ve o devlet protokolü hiç yalnız bırakmadı bizi. O kadar sevgi, o kadar mutluluk gördüm ki o günün basını, o gündeki arkadaşlarımız, o günkü basın mensubu kardeşlerim, yani şu anda ismini saymakla bitirebileceğim bir sürü, birçok kardeşlerimiz bizi her gün evimizde bile ziyaret ederek, evimizde onore ederek, çekimler yaparak, ya babam bile boksu yani şey yapmayan, boksa sevgisi ısındı, sevmeye var. Yani belki zaman zaman bıraktırmayı yapma diye düşündüğü zamanda olmasına rağmen o mutluluğu, o tepkiyi, o sevgiyi görünce babam, annem, aileme, tüm yakınlarımız da sporun içinde oldular. Kendilerini içinde buldular direkt. Evet, en çok da sporun içerisinde ben oldum sizin kardeşiniz olarak. Çünkü sportif faaliyetlerinizde hocalardan öğrendiklerinizi gelip akşam bize tatbik ediyordunuz. Biz de zorla boksun içerisine almıştınız. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah ömür versin. Sporun güzellikleri tabii ki bunlar. Hocam siz milli olunca hayatınızda neler değişti?
O tarafı da biz gençlere sunmamız lazım. Kayseri halkının bilmesi lazım. Kayseri halkı gerçekten çok vefalı, çok sevgili bir halk. Allah razı olsun tüm hemşehrilerimizden. O dönemin valisi, belediye başkanı, garnizon komutanı hepsinden de Allah razı olsun ama sizin hayatınızda ne değişti siz milli sporcu olunca? Efendim öncelikle yine ben buradan Hava Kuvvetleri'ne, o dönemin Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görev yapan generaline, albayına, subayına, asubayına, hepsine, işçisine, hepsine teşekkür ediyorum. Hep ölenlere rahmetle hayırlı anıyorum. O dönemde bize hep elimizden tuttular. Hava İkmal'de çalış. O zaman direkt Hava İkmal'de işi almam. İşe girdiniz. Önemli olan. Evet. İşte bu tarafını da söylemek lazım. O spor vesilesiyle işe girdiniz. İşe girdiniz. Hava İkmal'e girdiniz. Hani siz sanat okulu mezunu olmanızla birlikte hemen sizi sporculuğunuzdan dolayı da işe aldılar. Bu çok önemli hocam. Evet. Evet. Ben gençlere de söylüyorum şimdi. Gençler bu işi hafife almasınlar. Çünkü eğer başarılı olduğunuz, başarıyla yani bu işi başarılı hangi iş yapıyorsanız, hiç boks için demiyorum ben bunu. Evet. Basket yapın, voleybol yapın, futbol yapın, judo yapın, tekvando yapın, güreş yapın ama yapın ama başarılı olun. Evet. Başarı, benim de yine hayırlı anıyorum Mustafa Önal hocama soruyorlar. Ali Hasretçi nasıl boksördü? Bir o zaman televizyon TV, Türk TRT'ye inanın hiç unutmuyorum. O hala aklımda, hatırımda. Ali Hasretçi boksu din gibi yaptı diyor. Evet. Dine inandı. Çünkü hani namaz, abdest, süreklilik var. Oruçta yani ibadet yapıyor. İbadet gibi yaptı diyor. Evet. İbadet gibi yaptı. Ali Hasretçi boksu diyor ibadet gibi yaptı. Yani hiçbir aralık bırakmadı. Hiçbir boşluk bırakmadı. Zaten spor es geçmeyle olmuyor değil mi hocam? Muhakkak üzerinde duracaksınız. Ay. Kendinizi disipline edeceksiniz. Sebatlı ve çok çalışkan olacaksınız ki o başarılar üst üste gelebilir. İnanın o dönemde öyle inandım ki eğer o gün antrenman yapmamışsam yemek yemedim. Niye? O gün en az 1,5-2 kilo atacaktım. Antrenman yapmadığım için 1,5-2 kilo da yiyeceğim. Aradaki fark 3 kilo 5 kiloya çıkacak. Bundan dolayı boks aynı zamanda yani bu kilo sporları çok önemli. Tabii. Şey yapmadan, kilonuzu dengeye almadan, kilonuzu frenlemezseniz yani sizin 1.60 boyunuzda 75 kilo kimse çıkartmazlar. Evet. Yaşatmazlar, oynatmazlar. Evet. Evet. Onun için o dengeyi de tutmak zorundaydık. Siz de yaptınız zaten o dönemde onu yaşadınız. Evet. Hamdolsun bu farklı bir şey. Hem kilonuzu muhafaza edeceksiniz hem antrenmanlarınızı asla bırakmayacaksınız. Bir yine şeyde Orhan Ayhan'la bir programımızda kendisine sordu ne yaptınız, nasıl yani sporla ilgili. Efendim dedim ben tam 10 ton kilo düştüm. Evet. Yayını kesti. Dedi ki Ali biraz küçük at da civcivler de yesin. Evet. Yok dedim Orhan abi. Ben bunu bilerek söyledim. Nasıl peki o zaman bana ispatlayamayacağımı da söylemem. Peki nasıl dedi efendim yılda 360 gün 300 günden düşünün. Spor gündemi olarak, günü olarak. Ve her gün hem sabah hem akşam antrenman yaptım. 2 kilo sabah, 2 kilo akşam düştüm. Bunu ortalamada 3 kilodan hesap edin. Zaten ortalama yılda 1 ton kilo düşüyorsunuz. Evet. Ha, bu alıp vererek yalnız. Tabii şey değil. Ve dolayısıyla ben global söyledim. 12 yıl boks yaptım, 11 yıl boks yaptım. Global 11-12 ton yapar da ben global 10 ton diyorum. Tamam dedi ya. Sen tabii sen ben bir hata yaptım. Kayseriler böyle ispatlayamayacağını söylemedi. 10 ton ter akıtmak demek, işte sevgili seyirciler, bütün yapacağımız işlerde, faaliyetlerde Allah-u Zümüşşan hiçbir gram faaliyetin karşılığını karşılıksız bırakmıyor. Bundan dolayı 10 ton ter akıtan birisinin böyle efsane bir boksör olması da haktır, doğrudur. Tebrik ediyoruz hocam. Yani o 10 ton konusunda izah ettiğiniz çok güzel oldu. Çünkü her gün çift idmanla 3 kilo 4 kilo attığınızdan dolayı 10-12 yıl idman yapınca bunu karşımıza çıkartıyor Mevlamız. Tebrik ediyoruz. Ben şahidim. Sabahleyin namazdan sonra kumalıya kadar koştuğunuza şahidim. Sabahleyin antrenman olsun diye sabah namazına Hunaç Camisi'ne gidip oradan hale gidip orada kasa indirdiklerinize şahidim hocam. Yani aynen. Tebrik ediyorum. Bunlar kolay şeyler değil. Bütün sporcular da inşallah örnek olacak. Kayseri'nin tüm sporcular da böyle devam edecekler. Hocam siz hem fikirsel yönden Milli Türk Talebe Birliği hem Bekir Yıldız abilerle tanışmanın güzelliğini yaşadınız. Hem sporun içerisinde aktif bulundunuz ve
askeri bir iş yerinde çalıştınız. Ne zamana kadar devam etti? Ne zaman boksu bıraktınız? Ve ondan sonraki hayatınızda neler oldu? Biz onları öğrenmek istiyoruz. Şimdi babam Allah'ına rahmet etsin bize bir şey öğretti. Oğlum ne yapıyorsanız en iyisini yapın. Sakın devletten çalmayın. İşinizden kaçmayın. Yani bu olayları hafife almayın. Zamanı çalmayın. Biz bunu öğrendik. Spor hayatım biter bitmez. Fabrikada Hava İkmal'de orada o zamanın idarecilerimiz de çok bize yardımcı oldular. Tahribatsız kontrol diye bir sisteme başladım. O sistemi de çok sevdim. Ve bununla ilgili çalışmalar yaptım. Önce Eskişehir'de, arkasından da hem Türkiye'de hem dışarıda ayrı ayrı eğitimler aldım. Evet. Bu NDT deniyor, tahribatsız sistem. Evet. Bu sistemin üzerinde dünyada çok az zaten. NDI dediğimiz buna, bu sisteme. Yani bunun adı tahribatsız kontrol sistemi. Bununla ilgili önce Türkiye'de, arkasından Tayi'de, arkasından yine Kayseri Akvali'de İngilizce kurslar tamamlandı. İmtihanlara girildi. İmtihanlarda birinci ve ikinci olanlar Amerika'ya. Evet. Hem yani ödüllendirilme anlamında hem de işi öğrenme, işi yapma anlamında gönderildi. Orada da hem Kayseri'mi hem ülkemi çok güzel temsil ettim. Boksta olduğu gibi. Evet. Hemen gider gitmez oradaki etkinliğimizi gösterdik. Yine oradan o zaman bu zamanın paşası, paşamla oradaki sistemin Türkiye'ye uyarlanması anlamında telefonla istişare ederek aman paşam, Ergun Belgen paşam da Allah ona da rahmet etsin. Hocam başkanım, paşam ben burada çok değişik şeyler gördüm. Ne olur beni bekleyin. Yani döndükten sonra o sistem üzerinde ben gördüklerimi orada uygularım dedim. Ve hamdolsun Türkiye'ye yani Hava Kuvvetleri'nin en güzel, en cazip tahribatsız kontrol atölyesini kurdum dönünce. NDI atölyesini Kayseri'de kurdum. Amerika'dan döndükten sonra orada evet. Kurslarını gördüm, uzman oldunuz. Evet, her şeyi. Çünkü evet. Burada başlasardı eksik olacak, evet. Bazı şeyler yanlış olacaktı. Başlatmadık ve döne dönmez de Hava Hikmet'e çok güzel bir şey kurduk. Tahribatsız kontrol laboratuvar atölyesi sistemi kurduk. Sistemi oluşturdunuz, çalışmaya başladınız. Evet. O sistem devam etti, çalıştı. Sonrasında sizin bir sendikacılığınız var. Oraya nasıl geçtiniz? O arada üstadım, buyurun. Arkadaşlarımız bizi dediler ki Ali Bey, sizi biz sendikamıza başkan olmanızı talep ediyoruz, istiyoruz. Bu konuda epey bir görüşme oldu. Bu yanlış anlaşılmasın. O kadar şey oldu. Babam, dedim ki benim babamla istişare etmediğim hiçbir şey yapmam. Arkadaşlar toplanıp bir akşam babama sanki kız ister gibi sendikamıza bir daha Ali Bey başkan istiyoruz diye geldiler. Babam da dedi ki benim oğlum çok sinirli. Hiçbir haksızlık karşısında durmaz. Onun için benim oğlumdan vazgeçtim. Oradaki gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi. İşte tam öyle bir adam arıyoruz biz. Haksızlık karşısında susmayacak birisini arıyoruz biz. Dedim ki ben sendikacılığı bilmem. Efendim ya kardeşimiz yine Peygamberimizin sözünü hatırlarlar. Allah bildikleriyle amel edene bilmediklerini de öğretir. Sen başkan ol. Allah bizim önümüzü açar dediler. Ve Allah razı olsun o kardeşlerimizin daveti ve teşvikiyle biz Harbi Sendikası'na geldik. 92 yılın sonunda başkan olduk. Evet. Kayseri'de seçimlere girdiniz. Harbi Sendikası başkanlığını kazandınız. Kazandık. Bir sendikacılık hayatınız öylelikle başlamış oldu. Sporda antrenörlüğünüz de vardı zaten. Boksta antrenörlük yapıyordunuz. Evet. Çok güzel salonunuz vardı. Arkasından Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün salonunda Mustafa Ünal hocamla birlikte çalıştırıyordunuz. Devam ettiniz. Kayseri'de kaç dönem sendika başkanlığı yaptınız hocam? İki dönem. 92'den 2000'e kadar Kayseri'de. 2000'den 2008'e kadar da Ankara'da genel başkanımız olarak seçilerek gittim. Yani şöyle mi söyleyelim? Özür dilerim. Siz iki dönem Kayseri'de şube başkanlığı yaparken tüm Türkiye'deki sendikal faaliyetlerin içerisinde oldunuz, insanlarla diyalog kurdunuz, onların gönüllerini fethettiniz ve Türkiye'de genel başkan yardımcısı olarak seçilmeyi hak kazandınız öyle. Veyahut da öyle bir yola girdiniz, öyle aynen, mi hocam? Anlattığınız gibi arkadaşlarımız bizim Kayseri'deki gayretlerimizi, faaliyetlerimizi bir de biz sendikacılığı şeyi bir görmedik. İnsanların her konuda bu benim işim değil, bu beni aşar, bu benimle ilgilendirmez diye bakmadık.
arkadaşlarımızın bırak kendilerini, kendi anne babalarının, kendi eş ve çocuklarının da sıkıntılarının, her sıkıntılarının da yanlarında olduk. Ölenlerin yanında olduk. Düğün olur, düğünlerinin yanında olduk. Ve elhamdülillah biz burada efsane bir yani sendikacılık dönemi yaşadık. Bu hala unutulmaz. Çünkü bir de şunu öğrendim. Allah yine onlara rahmet etsin. Kayseri'deki başkanımız, eski genel merkezde olan başkanımız beni çağırdı. Dedi ki evladım, sende büyük bir kabiliyet var. Ben de görüyorum bunu. Sakın insanlara yalan söyleme. Evet, gerçekten bana bunu böyle iyi niyetle böyle çok detaylı bir şekilde anlattılar. Bir de bilmediğim bir konuda biliyormuş gibi davranma. Aynen. Açtılar. Biliyorsan doğrusunu cevap ver. Bilmiyorsan benim efendim bu konuda bir sorularınızı araştırayım. Öyle döneyim size. De. Öyle yap dedi. Ve bunun çok faydası gördüm. Allah onlara rahmet etsin. Bu bana çok büyük bir elinde şey oldu. Evet. Dayanak oldu. Bildiğim her konuda konuştum. Bilmediğim hiçbir konuda da ben bu beni aşıyor ya da ya ben bu konuda bilgim yok. Öğrenip döneceğim dedim. Bu konuda da gerçekten onlar da bizi memnun oldular. Başka bilmiyormuş ama dönüp araştırdı. Hemen öyle bilmiyorum deyince bir ay sonra değil. Ertesi gün evet söylediğiniz gibi efendim bu konu böyleymiş. Bu şekilde davranırsak şöyle yaparsak böyle olur diye direkt onların taleplerine cevap vermiş oldum. Evet. Ama hiç yalan söylemedim. Hiç de biliyormuş gibi davranmadım. Bilmediğim her konuda araştırıp geri döndüm. Allah razı olsun. O sendikacılık hayatınızdan biz evde işte beraber olduğumuzdan birçok şeye vakıf olduk. Hatırlıyorum işte siz buradan birçok evlatlarımız veyahut da şubedeki üyelerinizin çocukları üniversite imtihanları kazandılar. İşte Erzurum'a telefon açıyorsunuz, oradaki şube başkanına, aman bizim çocuğumuz geliyor, ona bir yurt ayarlayalım. Elazığ'a telefon açıyorsunuz, İzmir'e telefon açıyorsunuz. Ben birçok konuda bu şahit oldum doğrusu. Bu normal bir sendikacının yapacağı vazife, belki vazifedir ama siz ona çok yoğun gittiniz. Çok da çocukların okullarının kazanılmasında, hatta o zamanki dershanelerin aktif olduğunda birçok dershaneye indirim aldığınızı falan da hatırlıyorum. Onlardan biraz bahsederseniz. Şimdi daha gerçekten sendikacılıkta bilgim yok ama sevgim var, ilgim var. Daha üçüncü mü, beşinci günündeydi. Bir işçi kardeşimizin kızı Van'da hemşirelik yüksek okulunu kazanmış. Dedi ki ya başkanım, bir de biz de her zaman izin alamıyoruz zaten askeri iş yeri. Bir de iş yükü olan bir yerde olanlara pek kolay izin vermezler. Evet. Başkanım ben gidemeyeceğim ama dedi. Kızımla beraber, küçük kızımla beraber, iki kızımı Van'a göndereceğim. Bana orada yardımcı olacak, orada okuluna ya da dershanesinde yardımcı olacak bir arkadaşımız olur mu? Yani siz bana bunu yardımcı olur musunuz diye bana rica etti. Baktım bizim Harbiş'e bağlı yerlerde orada bir yerimiz yok, misafirhanemiz yok. Bir şey. Aklıma hemen spor geldi. Hemen şu Van'daki beden terbiyesi il müdürünü bağlayın diye çalmasa ondan bir destek isterim dedim. Ben de bilmiyorum, kim olduğunu da bilmiyorum. Açtım telefonu. Efendim milli boksör Ali Hasetçi. Şimdi Harbi Sendikası'nda başkanıyım. Oo Ali'ciğim ben Mehmet Terzi. Aa. Beraber Talas'ta çok kamp yaptığımız evet, çok evet. Muhterem bir kardeşimiz, güzel bir kardeşimiz. O da şey, orada il müdürü. Dedim ki ya sayın müdürüm böyle bir şey var. Ben yeni geldim. Daha bir haftalık başkanım burada. İlk böyle olunca ben aradım. Sendikal bir yakınlık bulamayınca aklıma spor geldi. Ya bir bakayım bir herhalde bir de ya ne demek dedi. Sen gönder. Ben kızlarımızı karşılar. Gereğini yaparım dedi. Allah. İnanın. Allah'ından razı olsun. Şimdi buradan da ona selam ediyorum Mehmet teyze kardeşime. Büyüme. O benden büyüktür. Yaş olarak. Gönderdik. Orada karşıladı kızlarımızı. Evinde misafir etti. Çok. Ondan sonra kızımıza yurduna yerleştirdi. Evet, KYK'daki yurdu bulup yerleştirdi ona. Evet. Arkasından da öbür kızını, yani küçük kızı tekrar uçağa bindirip buradaki işler halloldu. Başka bir emrin olsa her zaman evet. Yardıma hazırın diyerek bize bir mesaj verdi. Sporun kardeşliği. Bakın spor kardeşliğindeki güzelliğe bakın. Evet. Ben dolayısıyla burada hiç yalnız kalmadım. Hangi bir yerde bir sıkıntım oldu? Burada harbiş olması gerekmiyor. Hangi konuda başka yer? Nerede var? Bayburt'ta var. Bayburt'ta açtık bir kardeşimize. Spordan evet. Yine. Evet. Abi böyle ya. Kardeşimizin şeysi geliyor.
şöyle bir şey problemi var. Derhal. Yani Türkiye'nin her yerinde spordan, sendikadan, hakemlikten, antrenörlükten orada bir de yavaş yavaş bir şey oldu. Allah ona rahmet etsin. Erbakan hocam bize pehlivanım diye hitap eder ve bizi de Refah Partisi'nin Kayseri'de milletvekili adayı göstermişti. Evet. Ondan dolayı da yani bir hem sendikal hem siyaset bir alanı açıldı. Evet. Bu arada sendikal vakıflar ve diğerleri de olunca hamdolsun bütün üyelerimize, sıkıntısı olanlara hizmet imkanım, alanım daha genişledi. Kendine güvenim geldi. Hangi insanın bu beni ilgilendirmiyor, bu benim işim değil demedik elhamdülillah. Evet. Hangi kardeşimizin hastası, ölüsü, düğünü, derneği, bir problemi, bir sıkıntısı, okulu kazanmış evladı, yurda gidecek şeysi, her konuda. Allah hiç Allah. Kimsenin hiçbir konusunda bu beni ilgilendirmez. Bana ne senin oğlundan, bana ne senin kızından, asla. Hem de bunu bazen oldu ki kendisi sendikaya geldi, hemen yanında, onun yanında telefon açarak, işte mesela nakil tayin istiyor. Özel durumlar da var. Yanlarında hemen açarak, ya böyle bir sıkıntımız var. Ne olur işte albayım, generalim, komutanım, bu kardeşimizin işte burada her ay, her iki ayda bir şeye geliyor. Ankara'ya işte büyük hastanelere şeye geliyor, kontrola geliyor. Bunu Ankara'ya bir yere tayininin naklini istiyoruz dedik. Hamdolsun var ya birçok yerde çoğunu, 100 kişi istemişse 80'ini, 70'ini hallettik. Ben bunu ibadet aşkıyla yaptığınızı biliyorum hocam. Zaten Allah razı olsun. Bunu bir ibadet aşkıyla, aşkla, şevkle yapmayınca zaten bu zor gelir insanlar. Allah sizden razı olsun. Ben inanıyorum ki onların bütün karşılığı öbür dünyada karşınıza çıkacak. Tebrik ediyorum. Bütün ağabeylerimiz, büyüklerimiz, idarecilerimiz de bu meyanda çalıştıklarını biliyorum. Ben de tam siyaset tarafınızı soracaktım. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Bey ile beraber 1995 yılında bir partiden siz milletvekili adayı oldunuz. Doğru. O adaylığınız sürecinde bütün il, ilçeleri, beldeleri gezdiniz, mahalleleri gezdiniz. O zaman Kayseri'den 4 milletvekili çıktı. Siz 6. sıradaydınız. Çok dayanışmalı, çok koordineli, güzel faaliyetler yapıldı. Siyasetle alakalı çalışmalarınızdan da bahsetmenizi rica edeceğim. Efendim önce o güne gelince aklıma geldi. Memduh Başkanım daha seçimlerden önce işte il başkanıydı. İl başkanıydı şeyde, Kayseri'de. Ben de bu işten atılanlarla ilgili tepkilerimizi ortaya koyuyorduk. Yanlışlıklar vardı. Allah razı olsun direkt şeye kadar geldi. Hava Hikmen'in önünde işçi arkadaşlarımıza hem sükuneti hem de hak almanın hak olduğunu, ancak kimsenin devlet millet malına zarar vermemesi gerektiğini orada hatırlatarak bizi sakın ha başka şeylere, provokasyonlara şey yapmayın, kanmayın, hakkınızı almakta haklı kalın diyerek bize hakkın yanında olduğunu o dönemde de gösterdi. Buradan ona da kendisine de teşekkürlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Aha. Hakikaten yine söylediğimiz gibi biz hiç bu aldığımız, yani yine başlangıçta söylediğim gibi MTTB'den, Akıncılar'dan aldığımız o terbiye ruhu hala orada devam etti. Evet. Onu da Memduh Başkanım'dan da o zaman, milletvekili oldu ama başkanım, o dönemdeki koyduğu tavır hala unutulmaz. Sağduya davet etmesi öyle mi? Çok bu güzelmiş. Arada başkası olsaydı veya başka partilerde kimse gelmedi. Evet. Askeriyeden o işte 28 Şubat dönemi herkes biraz şey yapıyor ama biz hiç hakkımızı almaktan hiç geri durmadık. Hakkımızı aramakta. Çünkü hak, haklının malıdır. Verilmesi alır. Bu meyanda devam ettiniz. Ve bu faaliyetlere devam ettiniz. Sonra aday oldunuz. Adaylıktan sonra, yani siyasi pozisyona damga vurduktan sonra, hatta birçok televizyonda, gazetede işte milli boksör Ali Hasetçi siyasete yumruğunu vurdu diye böyle programlar çıkmıştı, hatırlıyorum. Evet. Öyle bir yine sporun güzelliğini, inceliğini, nezih ruhunu siyasete yansıtmaya gayret ettiniz. Seçilemediniz ama birçok Kayseri'nin insanında, hemşerinizde gönülleri fethettiniz o zaman da. Neler düşünüyorsunuz hocam? Şimdi seçilemedik ama ondan sonra biz Ankara'ya genel merkeze genel başkan yardımcısı olarak seçildik. Oraya geçtik. Sendikaya devam ettiniz değil mi? Evet. Sendikaya geçince
hiç fark etmedi. Sanki yine Refah Partisi'nin veya o zamanki partinin seçilmiş elemanı gibi her arkadaşımız ne zaman bir zorluğu, nerede bir sıkıntısı varsa aradılar, geldiler. Onlarla da orada kimine misafirhane bulmakta, kimisine oğluna kızına yurt ettim. Bulmakta. Elhamdülillah. Ve bu konuda da o dönemin milletvekilleri ve millet yani yine hayırlanmadan geçemeyeceğim Şaban Bayrak abimiz. Ya, evet. Allah ondan razı olsun. Yani yine oradaki yine seçilmiş o zaman Salih o dönemki Salih Kapsuz, Taner Yıldız hepsi bize yani gereken bir konuda bir sıkıntımız olduğu zaman ara dediğimiz zaman gereken desteği verdiler. Allah. Yani zorluklarımızı aşmada yardımcı oldular bize. Burada anladık yani inanın sanki milletvekili gibiydim zaten. Fark etmedi ki. Ankara'daki o genel başkan yardımcılığı evet, döneminizde hem bu konuyu takip ettiniz. Ya. Öyle bir güzel hayatımız geçti. Sonra emekli oldunuz hocam. Kaç yılında emekli oldunuz? 2008 yılında buradan şeyden ayrıldım. Kayseri Havalimanı dönerek bir gün çalışarak oradan emekli oldum. Emekli oldunuz. Sonrasında başka bir ortamda işe başladığınızı biliyoruz. Şimdi, ben buradan söylemenizi de isterim doğrusu. Tabii. Yine 2014 yılında bir vesile Taner Bey'inde olduğu bir ortamda ne yapıyorsun diye bana sordular o dönemde. Evet. Biz de dedik ki ben emekli oldum. Oo, olur mu emekli? Siz bu yaşta emekleriniz uygun olmaz dediler. Bize hemen NDI uzmanlığınızı da biliyordu ama Taner Bey. Biliyorlar tabii. Değil mi efendim? Evet. Şeyde TANAP'ın şeyinde bize yer verebileceklerini, orada bizim bize ihtiyaç olduğunu söylediler. Bu vesileyle hem de zaten ben işletmeyi bitirmiştim bu arada işletme dışarıdan. Fakülteyi. Oraya girişim o vesileyle TANAP'a yani şeye BOTAŞ'a daha şey oldu. Bu vesileyle 6 yılda BOTAŞ'ta çalıştım. Geçen sene bugün oradan sözleşmemizi tamamladık. İşimizi çok fevkalade güzel yaparak sözleşme de sona ermişti zaten. Oradan ayrıldım. Ayrıldınız ve emeklilik hayatına devam ediyorsunuz. Şimdi sporcunun, antrenörün, hakemin ben emekli olduğunu duydum ama hiç de görmedim hocam. Sizin de olduğu gibi. Ben yengemle bazen görüşüyorum. Yengen diyor ki abin işe gitti. Yengeciğim abim emekli olmadı mı? Nerede işe gitti? O diyor abin olur mu? O bizim Demet Evler'de bulunan Sami Efendi Külliyesi'ndeki o cami dernek başkanlığınız, o oraya spor salonu kurmanız, sporcular spordan camiye, camiden spora diye projeler yapmanız. Biraz onlardan bahsetin hocam inşallah. Şimdi efendim Allah razı olsun. Ben hemen caminin yakınında oturuyorum Ankara'da Demet Evler'de. Camiye de gidip geliyoruz zaten camiyle bağlantım çok güçlü. Caminin altında bir şey var, bir salon var. O salonlar eskiden düğün salonu olarak kullanılmış. Ama şu anda salonlar yukarıya, o bodrumu orası biraz, bu yarı bodrum. Yukarıya daha detay, daha güzel düğün salonları vesaireler yapılmış. Orayı gördüm, böyle şey bodrum gibi değil. Fevkalade güzel bir yer, 1000 metrekare aşağı yukarı. Evet. Bir hayalimdeki spor salonu. Evet. Şeyi ayrı, duş yerleri ayrı. Hemen kafamdan hesap yaptım. Ona 40, 400 metrekare hiç direksiz alan var orada. Evet. Böyle bir şey spor salonlarında bile yok. Bir yerde bulamazsınız böyle bir yeri. Ve oradan o salona artık şeye başladım. Ya işte efendim oradaki şeyin vakfın yöneticilerine bu aşağıya spor salonunu yapalım. İşte onlar da camiye spor salonu olur da ortalık karışır falan diye korkuyorlar. Evet. Bir yıl yalvar yakar 2015 yılında ikna ettim. 15 yılında 2015'te dediler ki tamam aşağı spor salonu yap ama bir şartla. Cami dernek başkanlığında yani şeyin bu külliyenin dernek başkanlığında siz alın. Hem külliyeyi hem spor salonunu birlikte temizliğini şey yapın. Şeyinde yapsın. He, birlikte götürün. Oraya inanın kendi şeyimizle yani kimseden para pul almadan bir iki abimizle beraber, kardeşimizle beraber orayı fevkalade. Şu anda yani eşimle çok az bulunur. Gördüm müthiş hocam. Evet, çok güzel bir spor salonu yaptık. Evet. Oraya boks, tekvando, uşu,
MMA yani bu Fire Ferdi sporların, o savunma sporlarının hepsini koyduk oraya. Masa tenisi de koyuyorsunuz. Muhteşem evet. Hocam gerçekten. Çok güzel bir şekilde onları oraya yerleştirdik. Şimdi orada hem caminin başkanlığını hem salonun başkanlığını, koordinatörlüğünü beraber evet. götürüyorum. Aynı zamanda bir de orada Rahmetli diye bir şeyimiz var. Yine bizim derneğin yan kuruluşu. Orada ne kadar işte aşağı yukarı 3000'e yakın kayıtlı yoksulunuz var. Evet, oranın onlara, üyeleri var. Evet. Daha evvel gidip araştırılmış şekilleri, yaşamları. Kimisi görünüz. Dışarıdan gelmiş, kimisi buradan hem buranın hem dışarıdan gelenlerin şeyine, onların ihtiyaçlarını karşılamak için. Hatta şimdi işte Ramazan geliyor, onlarla ilgili 2 kişilik ailelerin, 4 kişilik ailelerin, 6 kişilik ailelerin, 8 kişilik ailelerin kapasitelerine göre bir insan bir yerden neyi tüketirse, yani 4 kişilik bir ailelerin İyaşelerini hazırlıyoruz. Ve onlara Allah razı olsun diğer kardeşlerimizin yardımları vesilesiyle. Kime ne lazım? Buzdolabı. Kimden aldık? Bir bu aldığımız, bize getirilen bir buzdolabı varsa ona hemen tamirlerini, bakımlarını orada yapan bir kardeşimiz var. Ben burayı bir açmak istiyorum müsaadenizle. Esa. İşte yengemle konuştuğumda da tam da bunu söylüyor. Abim nerede? İşe gitti. Yengeciğim, abim emekli olmadı mı? Oldu. Yavrucuğum diyor yani yengem de sağ olsun. O şimdi oradaki o eşyalar toparlandı. Her biri ayrı ayrı elden geçecek. Onlar yeniden oradaki terzide eksikleri dikilecek, ütülenecek, temizlenecek ve yoksul ailelere dağıtımı yapılacak diye abim onunla alakalı çalışmaya gitti diye. Yani diyor ben gurur duyuyorum, tebrik ediyorum hocam. Allah razı olsun. Böyle bir çalışma ruhuyla gayret etmeniz mükemmel bir şey. Orada inanın bak şeyde kendi kız kardeşinin, ben eşimin kız kardeşinin gelinliği vardı. Evet. Nasıl artık onu kullanmayacağız. Bu evet. evinde burada bu gelinliği alamayan insanlar işte evet. gelsin en azından alsınlar diye. Allah. Onun eksiklerini burada evde kendileri yapıp düzenlediler. Ben de götürdüm oraya teslim ettim. Evet. O rahmetli de işte kim evlenecekse oraya. Onu bulup ya. Ona verdiler. Yoksa yani her konuda kimin ne eksiği var, kim neye ihtiyacı var onu sağlamaya hala yani bu çok güzel bir şey, duygu. İnsanları mutlu etmek, zorlukların yanında bulunmak o kadar güzel, özel bir şey ki. Evet. Onlar alan insanlar böyle. Alış halini bir görseniz, alırkenki halini bir görseniz, o duygularını bir yani bir hissedebilsek var ya. Burada ben yine bu konularda bizim Hava Hikmet'ten emekli olan arkadaşlarımız var. Onlar da burada aynı böyle bu şekilde birimiz zaman zaman paslaşıyoruz. Ankara'ya geldikleri zaman da onlar da bakıyorlar, gördüler şeyi. İsmen de yani şey yaparım. Nevzat Güzel. Kereci kardeşim Kereci özellikle. Kare, evet. Allah onlardan razı olsun. Amin. Yani biz gerçekten bizim dönemimizin insanları o hani o akıncılık ruhundaki insan gidip de bana ne diyemez. Yanındaki insan burada asken yine zaten şeyimiz bu. Dini anlayışımız yaşandı mı? Komşusu asken biz tok yatamayız diyor ama bunu peki %100 yapamazsak bile en azından bu işlerle, bu vesilelerle onlara biraz yaklaşmak, onların sıkıntılarını, dertlerini tamamen halletmek belki mümkün değilse de azaltmak, ihtiyaçlarının 10 tanesi var, 2'sini, 3'ünü karşılamak ayrı bir mutluluk. Allah razı olsun. Hocam şimdi cami derneğinde hizmet görüyoruz. Yoksullara hizmet yapılmasında hizmet görüyoruz. Bir de sporcuların yetişmesinde. Camiden spora, spordan camiye diye yaptığınız projeyi gerçekleştiriyorsunuz. Peki mutlu musunuz hocam? Elhamdülillah. Tabii çok mutluyum. Neden? Bu gençlerle akşam beraber oldu. Hatta haftada 2 günde ben de çalışıyorum bunlarla. Salı ve cuma günleri. Çok güzel. Daha evvelki gün salı beraberdik. Beraber Aynen. koştuk, beraber oynadık. Arkasında beraber kültür fizik yaptık. Beraber sohbet ettik ve ayrıldık. İnanın salı ve cuma yani neyim varsa terk edip orada olmaya özenle gösteriyorum, gayret Allah. Ediyorum. Antrenmanda. Antrenmanda da olmaya gayret Allah ediyorum. Allah razı olsun. Yani caminin bu proje spordan camiye, camiden spora. Hatta bir gün şeyleri camideki yaşlı ihtiyar abileri indirdim. Dedim ki bak hem siz görün burayı, hem çocuklarınızı, hem de torunlarınızı gönderin buraya diye. Tabii hepsi %100 olmasa bile bunların arasında 3-5 kişi torunlu şeyini gönderdiler. Hatta birini o yukarıda işte barfiksi astım. Arkamı döne kadar pat diye düştü.
Dedi ki yarım saattir yukarıdaydın bakmadın bana. Hayır canım efendim. Tabii ki sporun güzellikleri. Bir de yaptığımız işlerin içerisine gönlümüzü koymanın güzellikleri. Öyle değil mi hocam? Şimdi zaten bakın ben gençlere yine bunu tavsiye ederim Faruk Bey. Eğer bir işi sevmiyorsanız başarılı olamazsınız. İşimizi seveceğiz. İşimizi seveceğiz. Okulda okulumuzu seveceğiz. Okulu geçmek için değil, öğrenmek için. Öğrenmek için. Öğrenmek için yapacağız. Şimdi oğluma diyorum ki, oğlum Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği son sınıfta okuyor. Maşallah. Elhamdülillah. Bak oğlum, arayan olma, aranan ol. Nasıl olacak baba dedi. Dedim ki bak, okulda ilk üçe girerseniz, sizi ararlar, gelin bizim fabrikamızda, gelin bir daha bizim iş yerimizde çalışın. Bize faydalı olun, biz de size faydalı olalım derler. Yoksa geçmek için, sadece sınıfı geçmek için, öğrenme, yönelmek yerine sadece sınıfını geçersiniz ama hiç kimse sizi takmaz, hiç size değer vermez. Niye? Ama biz, ben varım. Okulu seve seve bitirdim ve ülkeme ya da çalışacağım yere faydalı olmak için hazırım imajı. Aynen. Ancak böyle birinci, ikinci, üçüncü olarak. Ben şimdi eğer Türkiye şampiyonlarında birinci, ikinci, üçüncü olmasaydım milli takımlara girebilir miydim? Tabii hocam. Bir babanız var ama önünüzde örnek dedi. Evet. Ben örnek şeye Allah korusun ölme anlamıyla söylemiyorum. Öyle bir mücadele ettim ki önce örnek iş olarak kendi bulunduğum fabrikamda çok iyi iş yaptım. İşimi çok güzel yaptım. Bugünün işini yanına bırakmadım. Şu iş bir tane gelmiş. Bir tanesi bir tane hemen yaptım. Şeyine koydum. Ve sonra ben bu şeyi de Amerika'da gördüm. Yani herkes işini gelir gelmez elinde ne şeyi varsa hemen suratla yapıp gelen iş giden iş yerine koyarak gelen iş, adam oturuyorsa gelen işte iş var ama da oturuyor. Hiç kabul etmiyorlar bunu. Evet. Onun için bu sistemde orada gördüm hakikaten. Yani çalışmanın, çalışma ruhu yurt dışında daha bir farklı. Doğru. Yani insanları şey yapıyorlar, çalıştırıyorlar. Evet. Sistemi koymuş çalıştırıyorlar. Biz de işimizi severek yaparsak başarırız. Başarılı olan insan, seven insanı başarır. Aynen. Sevmeden başarılı. Sporu da sevdim, başardım. Okulumu da sevdim, başardım. Hakemliği sevdim. Dünya Boks Birliği hakemi oldum. Dünya Boks Birliği, Ayban'ın hakemiyim. Dünya evet. Boks Birliği hakemiyim. Evet. Dolayısıyla bunu Allah korusun yanlış anlaşılma ölme anlamında söylemiyorum. İşi iyi yaparak kendinizi ispatlama anlamında devletinize, milletinize, kendinize, ailenize faydalı olmanın yöntemini budur yani. Buradan geçer. Sevmeden geçer. Çalışacağız. Evet. Kişi hem işini hem eşini evet, sevecek. Her şeyini. Dinini sevecek, dinini, vatanını sevecek, bayrağını sevecek. Hocam çok güzel bir söyleşi geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir sohbetti. Programımızın sonuna geldik. Sizden son sözlerinizi almak isteriz. Gençliğe ne tavsiye edersiniz? Kayseri'mizin ve Türkiye'nin gençliğinin daha güzel günlere ulaşması için tavsiyelerinizi rica ederiz. Bir de onların hayatı boyuncaki düsturlarını bir kez daha tekrarlamanızı rica ederiz efendim. Şimdi efendim hayat çok uzun gibi göreme değil. Bakın ben şimdi 65 yaşına girdim. Arkadaşlarım zaman zaman hatırlatıyorlar. Bakıyorum biz 15 yaşındayken başlamıştım ben. 14 yaşındayken başlamıştım spora. 60 aşağı yukarı 51 yıldır, ya 50 yıldır sporun içerisindeyim. Ayrılmadan kalan. Evet. Bundan da memnunum. Ancak dediğim gibi işimi sevdim ve hiç yalan söylemedim. Elhamdülillah. Herkese. Bakın sendikacılıkta arkadaşlarım bilirler. Bu gelirler bana sorarlar. Dedi ki ben o konuda bilgim yok. Öğreneyim dönerim. Öğrenip döndüm hemen. Dediğim gibi atlatmadan. Aynen. İnsanları atlatmayı hiç sevmem. Kişinin sıkıntısı varsa geldi yanıma oturdu. İşin yapılıp yapılamayacağını yanında belgeledim. Yani ona git de sonra gel ya da yaparım sonra ederim hallederiz falan yok. Samimice. İşi doğru. Oluyorsa da gördü, olmuyorsa da gördü zaten işi. Aynen. Dolayısıyla insanların, yani hele bu gençliğin bu internet şeyinden kurtulup gerçek hayata katılmasını, mutlaka bir sporla ilgilenmesini, mutlaka bir sosyal faaliyetinin olmasını, mutlaka bir en yakın camisine, kütüphanesine gitmesini, mutlaka yani bu sosyal faaliyetlerin gelişmesinde bunların olması gerek. Onlar olmadan eve kapanarak bir odanın içerisinde saatlerce oturup şeye bakarak bu hayat geçmez. Aynen. Dolayısıyla bugünkü insanların obezite olmasının sebebi de
harcama yok. Geliyor, dolduruyor, yiyor. Fakat harcama yok. Aynen. Spor yok. En azından ama camiye bir şey yersem, yemek yedikten sonra camiye gidip geliyorum ki en az bir şey yapmazsam yemeğe hazmedeyim. Metabolizmayı çalıştırayım diye. Dolayısıyla insanların böyle sessiz, saatsiz, kendine küsmüş bir vaziyette içeride ya evinde bir odasında çekilip yaşaması doğru değil. Onun için toplumun içine katılmalı, insanlığa fayda olacak işler yapmalı, ailesinin ve büyüklerinin de gönlünü almalı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Mükemmel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, her zaman... Özür dilerim. Bu arada... Buyurun. Bu arada yetiştirdiğiniz bir talebe var mı diye sorarlar bana. Faruk Kasetçi, benim önümde yetiştirdiğim, her şeyiyle övündüğüm, güvendiğim, kardeşim burada beraber sohbet ettiğim için demiyorum. Ya gerçekten hem sporda hem de şu andaki sosyal faaliyetlerde örnek oluyorsunuz. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, her zaman amatör spor programları yapıyor idik. Ancak bugün spor özel programı yaptık. Neden? Çünkü çok özel bir sporcumuz, efsane bir boksörümüz Ali Hasetçi ile beraber olduk. Bir sonraki programda beraber olmak üzere selam ve saygılarımızı sunuyoruz efendim.